gözümü duman duman bürüdü yine kara geceler. Dönülmezler yolculuklar, belli bu da geçer. İki gözüm, gönülsüzüm, sahibiyim her gece yıldızların. Sen çok uzak, ben yalnızım. Sana kavuşmak bir asır kadar uzun. Yine bana ya, kollarında hasret var yine bana ya. Gözlerinde uzaklıklar yine bana ya. Kollarında hasret var yine bana ya. Gözlerinde uzaklıklar. Canımın İstanbul köşesi, gel de gelsin neşesi. Gönlümün canımın İstanbul köşesi, gel de gelsin neşesi. Canımın İstanbul köşesi, gel de gelsin neşesi. Gönlümün canımın İstanbul köşesi, gel de gelsin neşesi. Gözümü duman duman bürüdü yine kara geceler. Dönülmezlere yolculuklar, belli bu da geçer. Gözümü duman duman bürüdü yine kara geceler. Dönülmezlere yolculuklar, belli bu da geçer. İki gözüm, gönülsüzüm, sahibim her gece yıldızların. Sen çok uzak, ben isyandayım. Sana kavuşmak bir asır kadar uzun. Yine bana ya, kollarında hasret var yine bana ya. Gözlerinde uzaklıklar yine bana ya. Kollarında hasret var yine bana ya. Gözlerinde uzaklıklar. Canımın İstanbul köşesi, gel de gelsin neşesi. Gönlümün canımın İstanbul köşesi, gel de gelsin neşesi. Canımın İstanbul köşesi, gel de gelsin neşesi. Gönlümün canımın İstanbul köşesi, gel de gelsin neşesi gönlümün. Evet. Efendim hepinize güneşli, güzel bir İstanbul öğlen sonrasından sevgiler, selamlar. Yine bir salı, yine sizlerle birlikteyiz. Ve her zamanki gibi yine konuklarımız, konuğumuz olacak. Ama bu arada çok eskilerden, daha doğrusu benim için çok eski bir şarkıda sizlerle birlikte biraz İstanbul'u anlatmaya çalıştım. Günlerce süren soğuklardan sonra yaz gelsin, yaz gelsin, bahar gelsin derken bugün yavaş yavaş baharın geldiğini kemiklerimize işleyen hafif sıcaktan anlamaya başladık. Ve sevgili Mete Çelik'in eşliğiyle Canımın İstanbul Köşesi, İstanbul'a karşı özel sevgisi olanlar için ve İstanbul'u dünya şehri yapan o güzel büyüsüne yazılmış bir şarkıyla sizlerle ilk programımızın ilk şarkısını ve ilk açılışını yaptık. Şu andan itibaren hem söz hem müzik konuğumla birlikte devam edecek. Lütfen bizi izlemeye devam edin. Ekranlarınızın başından ayrılmayın. Evet, bugünkü konuğum. Bugün konuğum çok genç, hoş, güzel şarkılar söyleyen bir pop müzik star adayı diyorum. Sevgili Gamze Yıldız. Hoş geldin Gamze. Hoş bulduk. Heyecanlı mısın? Evet, çok heyecanlıyım. Niye? Sizi gördüğümden heyecanlı. Yok canım. Yok. Ben de korktum gecikeceksin diye. Canlı yayını tek başıma açacaktım. İstanbul üzerine metiyeler dizdiğimiz İstanbul. Ben de biraz korktum. Yani İstanbul gibi bir yerde trafik
Değil olmazsa mi? Olmazlardan. O yüzden sabahtan çıkacaksın böyle bir programa i̇şte, gelirken. Ben de kestiremedim. Yani trafik olmaz diye düşündüm ama. Olsun. Boş ver. Heyecanlı olma. Burası evin, kabul et. Teşekkür yani ederim. Şu anda Mete ile bizim prova stüdyomuzda. Provamızı yaptık. Daha da rahatladım aslında. Rahatladın mı? Evet. Tamam o zaman. Çünkü hayır, burasını bir stüdyo gibi kabul et. Evet. Yani televizyon değil. Müzik yaptığınız bir stüdyo. Ve ona göre de rahatla. İstersen terapiye başlayalım. Bir şarkıdan sonra evet. Gazeciğim. Başlayalım terapiye. Sen bayağı gençsin. Yani bana göre, Mete'ye göre bayağı gençsin. Yolun yani, çok başındasın. Evet, bize biraz kendinden bahseder misin önce? Genç dediniz, 29 yaşındayım. Nasıl? Tabii gençsin ama. 29 artık. 30'uma verdim ben dayadım. Eskiden yaş 35 yolun yarısıydı. 40 dedim mi teyze amca olurdun. Zaten 50'de de bitmiş olurdu yani evet. Olay. Ya ama 29 artık çok genç ve en verimli bir çağ. Yani düşünsene yaptığın mesleki açıdan bir şeyleri öğrenmeye başlayıp imbiğinde damıtıp ondan sonra da insanlara sunmak için önce başlangıç çağı bence. Evet. Yani. Ve öyle görünüyorsun şu anda. Bakalım daha yolun Ankaralısın. Başındayız. Ankaralıyım, Ankara doğumluyum. Hemşeri. Aslen Amasyalıyım aslında. Aa, ne güzel. Ankara Amasya yakın diyor. Elmacı güzelim diyormuşum. Evet. Ankara'da okudun. Ankara'da okudum. Orada müzik hayatıma başladım. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin çocuk korosu. Daha sonra Ankara Radyosu'nun çocuk korosuyla başladım. Lise dönemimde İstanbul'a taşındık. Burada devam ettim. Üsküdar Musiki Cemiyeti. İstanbul'da radyoda gençlik korosu açılmamıştı. Sınavını kazandık. Açtıktan sonra. Sınavı kazandık. Böyle devam ediyorum. Yani şu anda TRT İstanbul Radyosu'nda vokalistlik de yapıyorum ayrıyetten. Yani single çıkarmış olabilirim ama tabii ki hayatımı devam ettirebilmek adına. Tabii mutlaka. Müzik hayatımla. Bir de yaptığın işle orantılısın. Yani sonuçta müziğe gönül vermişsin. Asıl okuduğun dal müzik değil ama, değil mi? Ha, bilgisayarcılık mı? Evet, bilgisayar mezunuyum. Bilgisayar mezunusun. Gazi Üniversitesi. Ne güzel. Sana müzikte yararı oluyor mu bilgisayarın? Yok, hiçbir şekilde yararı olmadı. Mesleği yaptım aslında okul bittikten sonra, fakat dedim ki bu bana göre değil. Ben kapalı kutu gönlümde içerisinde aynen mi? Sahnelerden kopamıyorum. Bir ay çıkmayayım sahneye, kendimi yani psikolojim bozuluyor diyeyim size. Gerçekten. Gerçekten. Üzülüyorum yani. Peki ailede var mıydı müzisyen ya da müzikle uğraşan? Ailede müzisyen yok benden başka ama hobi olarak kardeşim. Seni kim yani? Beni teşvik etti. Hani derler ki beni, kötü olabilirdi. Beni arkadan iten, teşvik ettiren annem oldu. Anne. Küçük yaşta Sezen Aksu şarkılarıyla büyüdüm. İşte Ada Vapuru, Yandan Çarklı falan. Onları söylemeye başlarmışım. Yani tabii bilgisayar yardım etti mi diyorum ama bunu şey için soruyorum. Tabii aranje yapanlar falan hep bilgisayarla çalıştıkları için. Hani müziğin bir yan şeyi de, yani sen beste falan yapıyor musun? Beste yapıyorum. Daha doğrusu söz yazıyorum diyeyim. Söz yazıyorsun. En azından sözlerini saklamak için bilgisayara ihtiyacın oluyor. Genelde defter kullanıyorum. Daha iyi oluyor bilgisayar. Ben de ya. Ben ya da telefonumun not defterini. Hemen geldiğinde. Ama. Ben sahnede de yazarak okurum. Yani hiç önümdeki tablete falan güvenmem. Yazmam lazım yani. Karşımdaki kişiden de bir kelime duyduğumda, aa bu ilginç bir kelimeymiş. Aslında söz müzik olabilir. Hemen yazıyorum telefonuma. Teknolojinin bize yararları var tabii ki. Zararı olduğu kadar yararları da var. Yararı çok tabii yani mutlaka. Peki böyle ilk bir ışık aldın. Annenden aldın. Sonra beni elimden tuttu. Koroya gitmen nasıl oldu? Bize anlat biraz kendini. Seni tanıyalım. Seni tanıtmak istiyorum. Yani en ki. Azından. Birazcık heyecanım böyle hafiflemeye başladı. Daha da iyi anlatabilirim. Rahatla, rahatla. Nefes, derin nefes. Annem elimden tuttu ve sınavın olduğunu söyledi. Daha doğrusu ben... Ankara Radyosu'nda mı girdin?
Yok, ilk önce Ankara Büyükşehir Belediyesi. Belediye ha. Belediye çocuk korosuna gittim. Bunda da arkadaşımın desteğiyle oldu. Hı-hı. Kendisi koroya gidiyordu. Vay, evet. Türk Sanat Müziği çocuk korosu. Bana söyledi. Annem de elimden tutup oraya götürdü. Sınavı kazandım. Öyle başladık. Sonra Ankara Radyosu'nun sınavlarına girdi. Hı-hı. Onu da kazandım. Gençlik korosuna kadar Ankara'da bulundum. İstanbul'a taşındıktan sonra burada zaten İstanbul Radyosu'nda bir gençlik korosu sınavı açılmamıştı. Böyle hı-hı. bir koro yoktu. Benim liseyi okuduğum dönemde ben stajyerlik yaptım TRT İstanbul Radyosu'nda ayrıyetten. O dönemde yoktu. Bir sene sonra sınavı açtılar. TRT İstanbul Radyosu'nun sınavını kazandım. Zaten Üsküdar Muski Cemiyeti'nde de eğitim almaya başlamıştım. Öyle devam etti. 2004 yılında TRT İstanbul Radyosu'na girdim. Ta ki işte 2016. Üsküdar Muski Cemiyeti tabii çok değerli hocaların hı hı. bulunduğu bir cemiyet. Evet. Sen de oradan... Ama pek fazla tabii ki orada bulunmadım. Üsküdar Muski'de bir iki sene kadar eğitim aldım. Daha sonra Ayhan Haksal hocamızın, belki tanırsınız. Kendisi de orada eğitimciydi. Hı hı. Kendi yerini açtı. Kaşif Kalkavan Çamlıca Muski Cemiyeti. Orada devam ettim. Tabii ben cemiyetleri yani çok bilmiyorum ama Üsküdar Müzik Cemiyeti bilinen bir hı hı, cemiyettir. Evet. Özellikle de müzik hayatına damga vurmuş bir cemiyettir. Ben de tabii benim akrabamdır Hayri Pekşen. Hı hı. Hayri abiden falan duyarım yani. Çok değerli hocaların şey olduğu. Hepsi birbirinden değerli. Bayağı insanların orada rahle-i tedrisat yani hı. o tedrisattan geçmiş olduklarını biliyorum. Demek ki sen de sağlam bir yere sırtını dayamışsın iki sene evet. bile olsa. İki senede insan bir şeyler mutlaka öğreniyordu. Tabii yani. Ki. Ya oradan mi? Da öğrendim. Ayhan Hoca'nın desteği de çok büyük hı-hı. oldu. TRT İstanbul Radyosu'nda zaten şefimiz Serap Mutlu Akbulut. Serap kendisine Mutlu buradan çok selamlar iletiyorum. Evet, öpüyorum ellerinden gerçekten Serap hocamızı. Gerçekten değerli bir sanatçı Serap evet, Mutlu. Evet, çok severim. Onun da çok büyük desteği oldu. Hı-hı. Şu anda böyle peki, devam ediyorum. Pop müzik nereden? Yani şimdi... Altyapı diyorsunuz, bu sanat müziği. Bu altyapıyı yaptıktan sonra ya ben bir de pop mu söyleyeyim dedin yani. Aslında pop her zaman içimde vardı. Tabii ki şimdi sanat bizim müziği. Dün, pardon lafını kestim. Dün bizim vakfımız var pop müzikçiler hı-hı. yani Popsal. Popüler Sanat Vakfı. Dün öyle bir konuşma geçti. Yani popüler müzik deyince Türkiye'de müziğin çokluğu. Açısından hı hı. işte arabesk var, Türk halk müziği var, Türk sanat müziği var, işte aşıklama var, bir dolu müzik var. Acaba bunların en popüleri mi bu işin içine girsin ya da işte sadece pop müzikçiler mi diye. Dün bayağı bir tartışma yaptık kendi aramızda. Tabii popüler demek o anda hangi şey olursa olsun, tür olursa olsun o anda çok tepeye çıkmış. Hı hı. Şarkı, sanatçı falan hepsi bir popülarite yaratıyor. Buna karar veremedik ama işte şimdi bunun üzerine de sen geldin. Sen, ben geldim. Türk sanat müziği eğitimi alıp sonra da yani ama sanat müziği sanat derken müziği, yanlış anlama tabii korolarda mutlaka çok sesli bir koroda çalıştın. Ve çok sesli müzikle kulağın doldu. Sonra gidip eğitimini öyle bir yere kendini teslim ettin. Sonra dur bakayım ben... Zaten sahnede pop okuduğumuz için, popüler olduğu için hı-hı. pop müziği de ben de meslek adına hem pop bir single çıkartıp böyle devam etmek istedim. Zaten altyapımda hem sanat müziği, fantezi, arabesk her şeyi okuyorum. Türkü de okuyorum. Yani ne gelirse sahnede. Çok yönlüyüm diyorsun. Yani her her şey her şey var Allah'a şükür. Zaten sanat müziği yapan birçok sanatçı var. Tarkan diye. O da Üsküdar Musiki'den. Yani tabii canım müziğin menşei ya da notaları sonuçta menşei ayrı olsa da notalar aynı yani. Evet. Sadece tarz ve duygular değişiyor. Ben tabii ki ben de şöyle söyleyeyim. Ben 1980 yıllarında
radyoyu kazandım, Ankara Radyosu'nu kazandım ama gitmedim. Neden? Ne bileyim, yani bir yere ait olmak istemedim herhalde. Hmm. Kendi özgür irademle kendi başıma müzik yapmak istedim. Çünkü orası tabii çok inanılmaz güzel bir yer. Çünkü sevgili Yıldırım Bekşi, işte ona Sami Aksu falan, onların girdiği dönemde ben de imtihana girdim, kazandım ama keşke devam etseydim. Benim çok iyi olur. Hani içimde bir şey var mı? Yok. Hı-hı. Ama çok iyi Türk sanat müziği söylerim mesela. Ben de acayip sahnede zaman zaman söylediğim Hı-hı. şarkılar var. Çok da seviyorum dinlemeyi, özellikle çok güzel eserler var. Yani yıllar hala eskitememiş o eserleri. Hatta belki bir tanesini albüme bile koyacağım yani. Öyle bir İnşallah ben de ilerleyen dönemlerde bir sanat müziği albümü yapmak istiyorum. Öyle değerli bestekarlardan yani, oluşan tabii bizde var, güzel eserler. Pop müziği yapınca daha genç oluyorsun. Yaşlanmaya başladıkça o müziğin daha bizim içlere doğru, yani lokal Türk sanat müziğine, Türk halk müziğine falan kayan arkadaşlarımız oluyordu. Ben bazen yadırgıyordum, niye olsun, ama şimdi o içteki benlik, o ruh onu istemeye başlıyor bir süre sonra gerçekten. Çünkü bizler radyo çocuğuyuz, yani radyoyla büyüdük, radyoyla delikanlı olduk. Benim çocukluk hayalimdi böyle TRT sanatçısı olayım, işte orada devlet sanatçısı olarak memur gibi gidip geleyim, işimi yapayım. Öyle bir hayalim vardı, fakat işte 2016'da sınav açıldı, kadro sınavı. Kadroyu kazanamayınca ben de kendimi tanıtmak babında böyle bir düşünce geldi. Ben single yapacağım dedim, kafama koydum. Ne güzel. Böyle de çıkardım tıpış tıpış. Hatta bir anım var. Türk sanat müziği solisti olmadım ama radyoda. Ülke içinde bir şehirde çalışırken orkestra kaçtı. O zaman tabii kendimize ait orkestramız yok. Bir yerde çalışıyorum. Menajer geldi, dedi ki orkestra dedi yok dedi. Ne yapacağız dedi. Ne kadar dedi. Zor bir durum. Ben dedim düşünemiyorum. Ki orkestra yoksa hani iş de yok. Ben gideyim mi? Yok dedi, biz seni tutmak istiyoruz dedi. Ben o arada orkestraya da bir iki Türk sanat müziği söylüyordum. Dediler ki ya Türk sanat müziği sazlarıyla söyler misin? İnce sazlar. Ama sazlar kimler yani? Gültekin Aydoğdular, işte Atilla Mayda, ondan sonra Bülent Ulusu. Yani Ankara Radyosu'nun babaları. Dedim ya bunların önünde ben, bana eşlik ederler mi? Niye etmesinler? Ve ettiler. Onlar da beni çok sevdi. Ben bir ay boyunca onlarla Türk sanat müziği şarkıları söyledim. Ay ne güzel. Ve inanılmaz. İyi bir başlangıç olmuş aslında. Ama orkestranın işte o zaman mesela şimdiki gibi telefonlar bilmem şeyler yoktu. O anları çekemediğim için her zaman hayıflanırım. Çünkü aralarından bazıları yok şu anda aramızda. Allah rahmet eylesin hepsine. Gerçekten çok inanılmaz değerli hocaların önünde şarkı söyledim. Kendimi çok şanslı addediyorum o konuda. Peki biz sohbeti hani balla keselim. Şimdi senden bir şarkı dinleyelim, olur mu? Olur. Ne söylemek istersiniz? Tıpış tıpışla başlayalım. Tıpış tıpış. Evet. Yavaş yavaş adımlarla gelin. Gerçekten çok yavaş adımlarla geldi şarkımın ismi gibi. Niye? Hikayesi biraz değişik şarkıdan sonra size. Peki seni dinliyoruz o zaman. Efendim Gamze Yıldız tıpış tıpışla. Sus artık yalan söyleme. Benim karnım tok. Gözlerim. Sok. Ben senin hakkından gelirdim ama inan hiç vaktim yok. Tıpış tıpış nasıl geldin sözlerime? Bari dinleyim olsaydın ezberine. Ayrılık zilini çaldın bile bile. Güle güle sana bu bilet tek yöne. Tıpış tıpış nasıl geldin sözlerime? Bari dinleyip olsaydın ezberine. Ayrılık zilini çaldın bile bile. Güle güle
artık yalan söyleme. Benim karnım tok, gözlerini kaçırma yüzüme bir bak. Başka şansın yok, karaları bağlamam, yas da tutamam. Bunu aklına sok. Tıpış tıpış nasıl geldin sözlerime, bari dinleyip olsaydın ezberine. Ayrılık zilini çaldın bile bile, güle güle salıp bu bilet tek yöne. Tıpış tıpış nasıl geldin sözlerime, bari dinleyip olsaydın ezberine. Ayrılık zilini çaldın bile bile, güle güle salıp bu bilet tek yöne. Teşekkür ediyorum. Çok güzel oldu. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Burak Yeter mi? Burak Yeter. Aranji. Aranjisi. Burak Yeter DJ değil miydi? Evet. DJ değil mi? DJ'di ama aranjeleri de çok iyi. Demet Akalın, Çalkala, Derya Ulu, Okyanus, daha birçok niceleri var. Güzel güzel işler yapıyor. Evet, çok iyi işler. Hem kendi işleri de zaten dünyaca bir numara oldu şu anda, evet. Tuesday ile. Sen tanır mısın Mete? Yani ben doğadan dolayı biliyorum. Ajda Pekkan'la bir remix yapmışlardı. Bayağı dünyanın yani şeyde DJ, tanınan DJ'lerinden birisi, evet. Bir tanesi. Ben de şanslıyım bu konuda. Onunla başka bir proje için bir araya gelmiştik. Ben Karma bir albümde yer aldım. Zalim Yarim isimli bir şarkı seslendirdim. O şarkıyı da söz müziği olan kişi Almanya'daki, isim şu an aklıma gelmiyor, Nuran Hanım'dı sanırım. Remix yaptırmak istemiş. Burak Yeter'le iletişime geçiyorlar. Ben de şans eseri Burak Yeter'le öyle tanışıyorum. Daha sonra biz çalışırken şarkıları dinletiyordu, işte bunlar bunlar var diye. Sıra tıpış tıpışa geldi. Dedim ki ya ben bu şarkıyı istiyorum, çok eğlenceli bir şarkı dedim. Bayağı bir içim ısındı şarkıya. Daha sonra benim için saklar mısın dedim. O da tabii ki dedi, ne zaman istersen. Yani o dönemde tıpış tıpış gönderdiğin biri mi vardı yoksa gelen biri mi vardı? Yok, hiç kimse yoktu. Tıpış tıpış gönderdiğim biri vardı tabii. 6 senelik bir ilişkim bitti. Öyle onu gönderdik. İyi oldu yani gönderdiğim. Güzel. Ne zaman çıktı bu çalışma? Aralık ayında çıktı. Fakat daha erken çıkacaktı. Yaz ayında çıkarmayı düşünüyorduk. Üstüne bir sürü şeyler, işte yazın darbe falan. Ya bizim hayatımızda zaten hiçbir çok takvimin, atraksiyonlu takvimin bir hiçbir değeri yok gerçekten. Evet. Yani işte ne zamana planlarsan onun bir iki ay sonrasına mutlaka demek, bir şeyler. Yani benim acele etmemem gerekiyormuş. Onu anladım. Doğru insanlarla çalışmam gerekiyormuş. Şarkımız çıktı, klibimiz yetişmedi. İki kere çektirdim, olmadı. Yani çalıştım. Ben baktım ama klip yoktu. Klip yok, şimdi çıkacak. Yeni çektik. Çıkacak. Evet. Yeniden işte dedim ya size, tıpış tıpış geliyorum diye bayağı bir aralıktan bu yana çalışıyoruz ama klip olmadı. Tekrar bir arkadaşım var, yönetmen Ahmet Cantekin. Gamze dedi bak bu şarkı iyi gidiyor. Biz tekrardan sunalım istersen ve klibi de çekelim. Şu anda memnun musun peki gidişinden? Şu anda yani şu dijital, iki hafta. Dijital ortamda falan. Evet, YouTube'a tekrardan yüklendi şarkı. Yüklenmemişti. Hemen zaten iki hafta içerisinde bayağı bir tıklanmalar oldu. Dedik ki gayet iyi gidiyor, biz klibi de çekelim. Klibi. Tekrardan bu tıpış tıpışı alevlendirelim. Olursa devam ederiz. Olmazsa yeni şarkı bakarım. Öyle klibimizi çektik bakalım. Yarın teslim alacağım. Yarın. Hadi bu program uğurlu gelsin inşallah. İnşallah. Öyle yani, de olacak. Öyle hissediyorum. Bizim hayatımızda çok emek var. Daha doğrusu her iş kolunda emek çok, ama biz ayrıca biraz daha fazla çaba sarf hem mukavemet gerekiyor. Gösteriyoruz, evet. Hayata karşı. Hem de çok fazla tırmalıyoruz bazı şeyleri.
her çünkü şey... Oturmuş bir yani hep sektör olarak biz düşünüyoruz ama daha tam sektör olamadık bazı şeylerde. Hı-hı. O yüzden hep böyle bireysel çabalarla bazı şeyler yürüyor. Biraz da sabır gerektiriyor gerçekten. Ben artık pes etmiştim. Dedim ki herhalde olmayacak. Bir baktım tekrardan alevlenmeye başladı. Hep bir koldan, ekiple birlikte. Peki nasıl anladın? Yani bir şey alevlendi dediğin şey. Çünkü o kadar çok yapım var ki. Böyle evet. Açıyorsun YouTube'u. Şu seyrederken başka bir şey döküm halinde geliyor. Yani ya, öyle kendini, bir şey ki kendi emeğim, kendi yaptığım bir şey. Dedim niye yani, pardon böyle... sözünü unutma. Çünkü o kadar çok yeni insan var ki. Tabii. Şimdi ben bazen yatağıma yattığım zaman, başımı yastığıma koyduğum zaman şunu düşünüyorum. Ya bu insanlar nasıl hayatlarını idame ettiriyorlar? Yani hiçbir şey satmıyor, hiçbir şey doğru düzgün gitmiyor. Gitmeyen bir sektörde bu insanlar nasıl yaşarlar? Ve de nasıl kendini takip eder? Şimdi tabii yeni yeni olmanın en kötü dezavantajı özellikle de bu zamanda. Eskiden televizyonlar azdı, radyolar azdı. Takip edebiliyordun ama şimdi her böyle şey bir şey daha kolaydı. Mümkün şimdi değil. Hem zor. Dünyalar kadar radyo var, dünyalar kadar televizyon var. Dünyalar kadar şarkıcı var. Herkes. Ya olabilir. Hı-hı. O önemli değil. Yani sonuçta eğer çok iyisen maratonu da 100 tane atlet koşuyor, zaten. Bir tanesi kazanıyor. İyi ya. Olmadığımı düşünmeseydim zaten böyle bir işe girişmezdim. Yani tekrardan heyecanlandım diyeyim. Yani bu tıpış tıpış böyle bitemez. Ben buna çok emek verdim. Allah benim yardımcım olur. Ben tekrardan sunacağım. Klibimi de çekeceğim. Masraf olursa olsun. Bunun getirisi olacak dedim. İnşallah da öyle olacak bakalım. Ne güzel. Sen tabii hırsın bu meslekte çok önemli bir yeri var. Tabii çok hani, hırsın da zaten kötü olur. Tabii fazla yani hırs. Düşün ki bir şeyin yok ama çok hırslısın. O hırsın bir işe yaramıyor. Ama bir şeyin var, hırslısın. O zaman da mutlaka yerine doğru gidiyorsun. Hedefe hocam doğru siz inşallah. Ne dersiniz bu işe? Kesinlikle doğru. Yani... Değil mi? Sizce olur mu? Kesinlikle. Mete. Evet duyulmuyor ama Mete şu anda dedi ki evet biz doğru. Bizle sohbet ediyor aramızda. Bunu da doğru konuşun Mete Bey falan. Peki o zaman az sonra bir araya gireceğiz ama araya girmeden önce biz bir şarkılık şeyimiz var mı sayın yönetmenim? O zaman sohbetle ilk yarımızı bitirelim. Evet. Peki bu şeyde Zalim Yarim isimli şarkıyı söylediğin albüm ne zaman çıktı? Yani uzun bir süre mi oldu? 2015. Bunu mu seslendirmiştin gene? Bu tıpış tıpışı mı seslendirmiştin yok. Orada? Yok. Zalim Yarim. Zalim Yarim'i seslendirmiştin. Sorumsuz o bir karma Yarim bir katı albümdü. Ya. Karma bir albüm. Karma bir albüm. Söz müzik yazan Almanya'da bir bayan Nurhan Çamurcu. Kendi bestelerinden oluşan bir albüm yapmak istiyor. Tamer Özkan belki tanırsınız. Bizim Tamer. Yani. Aranje Tamer Bey'in. Beni arıyor Gamzeciğim böyle bir proje var olur musun bizimle birlikte? Tabii ki dedim gelirim. Öyle devam ettik. İyi, zaten güzel. Devamı da geldi sağ olsun. Geldi değil mi? İyi. Demek ki bazı şeyler bir taşlar her şey, yerine bir oturmuş. Hayır. İyi olmuş. Sohbetin bundan sonrası tabii ki var ama bir kısa bir aradan sonra yine sizlerle birlikteyiz. Çekip vuranım yok.
Günüm yok, güneşim yok, uykum yok, düşlerim yok. Kın olmuş susuyorum, bir tek sırdaşım yok. Çektiğim acıları demindeyim bu akşam. Pişman desen değilim, bir armağanım bu akşam. Her gecenin sabahı, her kışın bir bahar. Her şeyin bir zamanı, benim dermanım yok. Her gecenin sabahı, her kışın bir bahar. Her şeyin bir zamanı, benim dermanım yok. Yolum yok, yordamım yok, bir çıkmaz sevdadayım, çekip vuranım yok. Günüm yok, güneşim yok, uykum yok, düşlerim yok. Kın olmuş susuyorum, bir tek sırdaşım yok. Çektim acıları demindeyim bu akşam. Pişman desen değilim, bir harmanım bu akşam. Her gecenin sabahı, her kışın bir baharı. Her şeyin bir zamanı, benim dermanım yok. Her gecenin sabahı, her kışın bir baharı. Her şeyin bir zamanı, benim dermanım yok. Her gecenin sabahı, her kışın bir baharı. Her şeyin bir zamanı, benim dermanım yok. Her gecenin sabahı, her kışın bir baharı. Her şeyin bir zamanı, benim dermanım yok. Ya. Evet. İkinci bölümümüzü bugün rahmetle andığımız, çok kişiyi anıyoruz ama sevgili Fikret Kızılok'a ait bir şarkıyla açtık. Muhteşem sözler, muhteşem bir müzikle. Fikret Kızılok'u tanır mıydın? Yani birebir tanışmadık ama. Yetişmedin ama Fikret abi çok değerli bir müzisyendi. Evet. Ve ben bu şarkıyı ondan istediğimde, biz de biliyorsun şu anda birinden bir şey istedim, hemen paralar konuşuyordu. O zaman abi dedim, ne kadar ödeme yapayım, ne ödemesi ya dedi. Sonra bir hediye amfi almıştık bana, canım benim. Çok inanılmaz. Yani müzik şeyinde, trendlerinde para bu kadar konuşulmuyordu yani ortamlarda. Şimdi bu sadece kadar alışverişler vardı. İnanılmaz güzeldi. Bu piyasada yoklar. Tabii sene 91 ama yani çok da uzun yıllar geçmedi üzerinden. Peki senin böyle dermansız kaldın, böyle ben ne yapacağım ya? Bu işte Allah kahretsin, ben niye seçtim gibi düşündüğün zamanlar oldu mu yani? Hı?
Yani müziğe küstüğüm zamanlar oldu diyeyim. Tabii, TRT yani döneminde. Bunu niye konuşmanı istiyorum? Çünkü genç birinin, yani ben bazı şeyleri yaşadım, gördüm. Bir de bayan olduğumuz için karşılaştığımız şeyler de farklı tabii. Farklı. O yüzden bir dönem böyle müziğe küstüm, bir sene kadar ara verdim ama fazla dayanamadım tabii ki. Tekrardan sahne çalışmalarıma başladım. TRT'ye devam ettim. Yani karşı taraftan değişik tepkiler geliyor. İstekler farklı oluyor. Tabii. Bayansın sonuçta, kendini korumaya çalışıyorsun. Ama nereye kadar? Ben dedim yapmayacağım bu işi, istemiyorum. İşte yani insanın gönlünde yatan aslanı hani derler ya, gönlümde yatan bir aslan var, işte bu mesleği yapacağım. Onu bile zar zor yaptırıyorlar insana, değil mi bazen? Yani, evet, zaten o özellikle bir senelik şeyde ben bilgisayar mezunu olduğum için bilgisayara devam ettim. Bir şirkete girdim. İsim vermiyoruz herhalde. Bir inşaat firmasına girdim. Orada sekreterlik yapmaya başladım. Sonra bilgi işleme aldılar beni. Fakat baktım yani bana göre değil dedim. Çünkü hem sahne işi de yapıyorum ayrıyetten. Haftada iki gün, cuma, cumartesi günleri. İzin alıyorsun cumartesi günü. Bir veriyorlar, iki veriyorlar. Üçüncüsüne artık Gamzeciğim, yani ya müziği seç ya da burada devam et işine. Ben de tabii ki müziği seçiyorum. Tabii görüşmek üzere deyip müzik, kapıyı çekip çıkıyorum. Müzik çok rahat ortamlarda yapılması gereken bir şey. Zaten bizim dışarıyla farkımız burada oluyor. Yani bizde insanlar müziği para kazanmak uğruna ya da çok şöhret olmak uğruna yapıyorlar. Dışarıda da tam tersi. Ben şarkı söyleyeyim de bir gün şöhret de olabilirim, para da kazanabilirim diye. Yani ikisinin yola çıkış şeyleri farklı. Bizle dışarıdaki insanın. Sonuçta tabii keyif işi müzik yapmak. Çünkü ben bazen, ben de uzun zaman böyle bir kafam bozuk olduğu zamanlarda, müzik yapmadığım zaman oğlumla hep tartışırdım yani. Ben de baba bu kadar zevkli, zevkli bir işi yapıp da niye bu kadar streslisin diye sorduğunda ben hep ona bunu anlatıyordum. Yani bir şey yapmak istiyorsun ama hep engeller var önünde diye. Tabii biz bu engellerle çok boğuşmadık açıkça. Yani boğuşmadık. Neden boğuşmadık? İşimizi iyi yaptık bir. Bu kadar çok fazla mecra yoktu. İki. Bir de dediğimiz gibi çok önemli olan hani para kazanmak değil, önce yapacağın işi iyi yapmaktı şey olan. Şimdi tabii böyle bir arıza var yani. Yani şanslı bir dönem değil şu anki ya, dönemimiz, sektör. Tabii şimdi şanslı çok da bir, iyi gittiğini düşünmüyorum yani ama. Yani şanslı bir dönemi nasıl değerlendirebilirsin ya da işte hani şans nedir? Kime göre şanstır, kime göre değildir. Bana göre sen şanslı konumun, bana göre şanslı değildir. İşte kız hak etti de çıktı dersin. Ya da işte hak etmedi de şansıyla aldı falan. Evet, yani bu işte, bu işlerde şansın tabii ki çok büyük rolü var. Yani özellikle bizim ülkemizde. Çünkü gene yurt dışından örnekler. Yani kimse hak etmediği yere gelemez. Ya, ama burada gelenler olabiliyor. Bazı kişilerin desteği de çok önemli. Destek olmadan bir yerlere gelemiyorsun. Ya yani arkadan ya isim birinin daha doğrusu seni patlatması gerekiyor, bir dokunması gerekiyor. Yok, ben ona inanmıyorum ya. Yani şimdi sen de yani bir şey yoksa, isimli dünyanın bütün isimleri arkanda sıraya geçse, bu kızı itelim, itelim, itelim ama hiçbir şey olmaz yani. Ben ona inanmıyorum. Bence insan kendi şansını kendi yaratıyor. Yani bende bir şey var. Az ya da çok bir şey var. İnancım da var. Ben gidiyorum bu yola. O arada tabii karşına çıkmış birisi bir el atıyor. Sonra onun şeyi oluyor. Ya bana el attı işte, ben çıktım gibi. Ben yani kendi bir şey yoksa ama gerçekten şanslı olduğumu düşünüyorum. Çünkü gerçekten iyi isimlerle çalıştım. Şarkımın söz müziği Aslı Zen, Burak Berberoğlu. Aslı'dan canım benim, çok severim Aslı'yı. Aranje Burak Yeter. Yani bu isimler, zaten şirketim Samsun Demir'in şirketinden çıkma Şirket işim. Şirkettaşız yani, ben de diyeyim size diyeyim.
Güzel vallahi. Ben yani tabii ki işte dediğim gibi sen mesela CV'ne bakınca geçmişinde hep müzik var yani. Hep müzik var. Mutlaka mutlaka o işte tırnaklarını bir yerlere geçirip yukarılara doğru gitmek isteyeceksindir. Evet. Şimdi bir şarkı söylersen biz de bir şey yapalım değil mi Mete? Not verelim yani bakalım. Bundan sonraki onlara değil mi? Güzel bir şey. Bir şarkı alalım gene tamam. Senden. Gittim kanadı kırık, koştum, sustum, sözlerine küstüm. Hani kırılırsın siyaha, nöbet nöbet geceler boyunca. Dün gün edilse gelince, acılara doyunca, o tez dönüşün geç olunca, kendime tahammülü öğrendim. Kördüm, bilendim, seni unutmayı sözcükleri gibi, köksüz bağsız durmayı öğrendim. Vazgeçtiysen hep sağanak yağışlarından, vazgeçtiysen bitmek bilmez kışlarımdan. Korkma, kimseye ödenecek borcum yok, yok saymayı ben senden öğrendim. Gittin kanadı kırık, koştum, sustum, sözlerine küstüm. Hani kırılırsın siyaha, nöbet nöbet geceler boyunca. Dün gün edilse gelince, yürek acılara tez dönüşün geç olunca, kendime tahammülü öğrendim. Kördüm, bilendim, seni unutmayı öğrendim. Sen yoktun ben yalnız kalmayı öğrendim, acıya duvar gibi durmayı öğrendim. Kaybolmuş bir dilin sözcükleri gibi, köksüz bağsız durmayı öğrendim. Vazgeçtiysen hep sağanak yağışlarından, vazgeçtiysen bitmek bilmez kışlarından. Korkma, kimseye
ödenecek borcum yok. Yok saymayı ben senden öğrendim. Teşekkürler. Ağzına sağlık. Puanımız kaç? Puan kaç hocam? 10. Ya şey, çok hüzünlü güzel bir şarkı bu şarkı. Evet. Funda da güzel söylüyordu. Sen de çok güzel söyledin. Ağzına sağlık. Gerçekten. Bu tarz şarkıları mı daha çok seviyorsun yoksa tıpış tıpış tarzlar? Yani tartışılır. Yani mesela hangi şarkı? Bazı insanların tarzı vardır. Mesela der ki ben yavaş şarkı severim arkadaş bana. İşte böyle bütün ruhumu o şarkıya verip. Söz yazarken de zaten sürekli böyle herhalde ruhum benim biraz çok duygusal. Sen yengeç burcu musun? Yengeç burcuyum. Ha, tamam. O yüzden heyecanlıyım. Kıpkırmızı oldum. Slow şarkıları daha çok seviyorum aslında. Hareketlileri de seviyorum fakat slow şarkıları kendimi daha çok ön plana çıkardığını hissediyorum. Hani kendini bulduğun şarkılar vardır. Böyle yani ritim olarak, işte söz olarak. Onlardan biri de işte bu şarkıydı. Biri buydu değil mi? İleride bunu söylemek istersin bence. Albümü falan. Yani ben de mesela bazen böyle oturuyorum kendi şeyimden, süzgecimden geçiriyorum. Bazı şarkılar var. Bunları mutlaka bir gün söylemeliyim diyor mesela. Öyle şarkılar. Acayip sevdiğim şarkılar var. İnşallah bir cover yapabilirim. Nilüfer'den, Sezen Aksu'dan. İstediğim şeyler var. Şimdi önce biraz hareketlenmen evet, lazım. Evet, önce biraz hareketleneyim. Tabii. Tabii ki. Daha sonra sırasıyla gelecek. Peki, mutlaka gece çalışıyorsun bir yerlerde. Şu andaki durumdan memnun musun? Yani bu ortam var mı, çalışma ortamı? Sahne yaptığım. Yani sahne eskisi kadar sık sahne yapıyor musun? Ya da benim şimdi işlerim daha çok iyi mi diyorsun? Aslında yapmaya başladım. Haftam çok yoğun geçiyor. Hadi ya. Haftanın iki günü Denizli'deyim. İki günü İstanbul'da Mustafa Keser sahnesinde sahne alıyorum. Güzel. Evet, Mustafa Keser hocam. Ona da sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum buradan. Ona da buradan bir selamlar. Evet. Türkiye'nin en eğlenceli adamı bence. Değil mi? Evet. Tabii patron olarak bilmiyorum ama sahnede her şarkıyı biliyor. Değil mi? müzik kütüphanesi gibi yani. Müzik kütüphanesi. Sevgili bilmeyenler için söyleyeyim. Sevgili Fatih Kısaparmağ'ın dayısı biliyorsun Mustafa Keser. Tabii. Ben de bilmiyordum şimdi. Tabii. Sevgili Fatih benim çok sevdiğim bir arkadaşımdı. Yani Mustafa Keser de kendisinin dayısıdır. İnanılmaz muhteşem bir adamdır yani. Çok eğlenceli. Özellikle ondan sahnesi. Çok repertuar kapabilirsin bence. Evet. Yani repertuar muhteşem. Bir akşam izleyelim seni gelip orada. Ay çok sevinirim. Vallahi beklerim. İnşallah ekip olarak geliriz yani. Hepinizi bekliyorum arkadaşlar. Hepinizi. Peki. Ya ben de bir şarkı söylemek istiyorum Mete. Evet. Yani bu şarkıdan sonra hani içimden geldi bir şey söyleyeyim dedim ama sevgili Kayahan'dan bir şey söyleyelim. Aa, ama biraz keyiflisi olsun yani. Çünkü üst üste iki tane yavaş şarkıyla baymayalım insanları. Gözlerin hapsindeyim yapalım mı? Süper. Lay la 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 la. Kaç gündür hasretinle alevlenirken düşünceler. Ben yine gözlerinin hapsindeyim. Kaç gündür hasretinle alevlenirken düşünceler. Ben yine gözlerinin hapsindeyim. Ellerim yüzümde susmuş dudaklarım, isyanlar da gönlüm, zaman gardiyandı. Ah, ben yine gözlerinin hapsindeyim. Aman vermez hasretim. Ay, ay, ay. Lay, la, la, la.
la 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 la, içimde martılar. La 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 la, la la la, sen yaşlarımdasın. Kaç gündür hasretinle alevlenirken düşünceler. Kaç gündür hasretinle alevlenirken düşünceler. Ben tutsam gözlerinin hapsindeyim. Ellerim yüzümde, susmuş dudaklarım. İsyanlarda gönlüm, zaman gardiyandı. Şarkıyı biraz ya, taklettik ama. Ben ne daha oldu? Gene heyecanlandın. Hayır. Yani biz böyle bazen programlarımızda böyle bir ikili şarkı yapıyoruz. Aslında bugün sizin de bir parçanız daha vardı, Gittin Gideli. Ha, Gittin Gideli. Onu ilk programda söyledik. Söyleriz gene. Biraz sonra söyleriz. Evet. Bize sahneden unutamadığın şeyler var mı? Böyle anlatacağın. İz bırakan sende. Ya da müzik hayatının başından şu ana kadar olan zaman içerisinde böyle bir başından geçen ilginç, ne bileyim, yani senin hayatını değiştirecek, senin hayatına yön veren ya da işte ne bileyim, sana çok böyle şey gelen bir olay oldu mu hayatında? Yani sahnede böyle değişik hiçbir olay olmadı aslında. Hayatım benim. Değişik çocukluğum, daha doğrusu yaşamış olduğum zorluklar. Çocukluğum biraz zor geçti. Zor geçti. Evet. Yani ailevi nedenlerden dolayı biraz, o yüzden daha çok duygusallık var bende. Benim anne babam ayrı. Olabilir. Bu sadece sende değil. Ya, çok insanın tabii başına gelebiliyor. Yani aslında beraber olup çok kötü olmaktansa ayrı olup daha... Aslında yani ayrılmaları bir yandan iyi oldu. Yani İstanbul'a geldik. Daha çok iş kapısı açamadım. Babam olsaydı yapamazdım diyorsun. Yani tabii insanın hayatında mihenk taşları var. Şu anda oldu, şu anda şunu yaptık falan gibi. Senin de aklında kalan bu olmuş herhalde. Evet. Belki tabii baban şey miydi, bir kızgın bir adam mıydı? Yani hani kız çocuğuna aslında karşı şey olan. Gönlü çok iyidir de biraz... Yani nasıl diyelim, içki yuva yıkar derler ya, bizim de o. Peki, kısa bir aramız var. Aradan sonra tekrar konuşacağız. Gönlüm düşünce aşka,
kişiler başka. Hep aynı yalnızlık, aynı tanıdık telaş. Hep aynı her şey. Geçer, geçer, daha öncekiler gibi. Bu da geçer, neler neler geçmedi ki. Yine düşer, deli divane gönlüm aşka. Aşka, aşka vurgunum. Geçer, geçer, daha öncekiler gibi. Bu da geçer, neler neler geçmedi ki. Yine düşer, deli divane gönlüm aşka. Aşka vurgunum ben. Geçer, geçer, öncekiler gibi. Bu da geçer, neler neler geçmedi ki. Yine düşer, deli divane gönlüm aşka. Aşka. Hep aynı heyecan, aynı çocuksu hayal. Ben böyle biraz deli, sen de bir an öyle kal, nasıl olsa geçer, geçer, daha öncekiler gibi. Bu da geçer, neler neler geçmedi ki. Yine düşer, deli divane gön aşka. Aşka vurgunum ben. Geçer, geçer, gibi. Bu da geçer, neler neler geçmedi ki. Yine düşer, deli divane gönlüm aşka. Aşka, aşka. Teşekkürler. Çok mu hüzünlendik? Dertlendik. Efendim, Sezen dertli Aksu. De değilim aslında ama ne? Bunları yok, okumak yok, çok, geldi. Çok güzel bir şarkı. Ben acayip severim. Gene ağzına sağlık. Teşekkürler. Evet, nerede kalmıştık? Hani sahnemde ya, ilginç bir olayla karşılaştığımı. Başına gelen ilginç olaylar oluyor mu? Ya da hayatını yönlendiren, hayatına renk katan böyle bir olaylar silsilesi yaşadın mı hiç? Şöyle geçen dönemde, geçen yazdı sanırım. İsim verebiliyor muyuz? Nasıl? İş yeri ismi. Yok, isim vermiyoruz. Soner Arıcan'ın sahne aldığı yerde ben de alt program yapıyorum. Orada bana bir kart geldi şarkı arasında. Kadın astrolog,
karta yazmış, işte ben şöyle şöyle bir albüm yapacağım falan. Ben de heyecanlandım falan, sizi çok beğendim. İşte videolarımı falan çekmeye başladılar. Dedim herhalde bir şeyler olacak, ben bu kadını arayayım dedim. Neyse aradım. Kendisiyle görüştük Caddebostan'da. Beni kendi evine davet etti. Böyle bildiğin saray evin içi. Kadın bana dedi şarkılarımı dinleteyim sana dedi. Kendi yazdığım söz müzikler, işte şiirler falan. Sen dedi okuyacaksın şarkıları, ben de arkasından şiir okuyacağım falan. Ben böyle Allah Allah dedim, değişik bir şey yani. Sözleri okuyorum, komik. Müziği dinliyorum, ayrı komik. Ayrıyetten dedim stüdyoya da gidebiliriz dedi. Kamera şakası gibi ha? Ha, aynen öyle yani. Dedim ben herhalde yani dedim dalga mı geçiyor bu kadın benimle? Şarkı desen ayrı bir şey. Aranje desen berbat zaten. Sözler, müzikler. Kendimi kurtarmak için kadın sürekli beni arıyor. Sürekli Gamze işte ne zaman yapıyoruz? İşte billboardların çıkacak, şöyle olacak, böyle olacak. Ben artık telefonlarına cevap vermemeye başladım. İşte bak dedi gelmiyorsan ben başka birini ayarlayacağım. Bir kız bulduk işte İTÜ'de okuyor falan filan. Ben de yok dedim siz devam edin. Ben dedim kendim yapıyorum single. Siz devam edebilirsiniz falan. Kadın ama taktı bana. Meğersem kadın çok ayıp olacak ama lezbiyenmiş. Kafayı bana takmış. Sürekli benimle görüşmek istiyor. Sahnemi izlemeye geliyor. İlginç. Böyle bir komik bir anım var yani. İlginç bu tabii. Evet. Bayağı bir ilginç. Hiç kadın hayranım olmamıştı. Ben, gerçekten bu da başıma geldi. Hayatını değiştiren bir şey değil sonuçta. Yani komik bir olay. Tabii ama hayatımı değiştiren. Hepimizin hayata dokunduğu bir yerler var. Ya da bir birilerinin dokunuşu bizleri bir yere taşır. Ya benim de işte zaman zaman tabii ki böyle şeyler mutlaka özellikle bizim hayatımızda bu gibi şeyler mutlaka oluyor. Ama tabii bunlar hayatının akışını değiştirmeyecektir mutlaka. Ya benim hayatımın akışını değiştiren olay zaten. Bu peki, Karma albümle başladı zaten. Burak Yeter oldu. Başka da bundan sonra kendini nerede görmek istiyorsun? Yani nereye doğru giderim diyorsun? Sen var mı bir hedefin var mı? Yani hedef önemli tabii. Tabii ki bir hedefim var. Ben de o hedefe doğru yavaş da olsa ilerlemek istiyorum. Kalıcı olmak istiyorum. Zirvede olmak istiyorum. Ve idolüm Nilüfer, Sezen Aksu. Onların izinden gitmek istiyorum. Yani ben kendim olayım demiyor musun? Ben Gamze. Tabii ki onlar gibi mutlaka bir ben idol hani bir olarak şablon var. O şablona göre hareket etmek lazım ama yani ben bazen böyle yeni arkadaşlarımızın hep böyle birine benzeme çabası var. Yok ben kimseye tabii, benzemeye çalışmıyorum tabii yani, ki. Kendi mutlaka kendine benzeyeceksin ama birilerine benzeme gibi değil de yani hani onların izinden diyelim daha doğrusu. Yani sonuçta ama onlardan bir tane var artık. Evet. Yani onların izinden gidiyorum diyelim. İzinden gidiyorsun. Güzel. Peki bir tam albümü ne zaman düşünüyorsun? Yani bir single yaptın şimdi. Şimdi ikinci bir single için arayışlara başladık. Kendi şarkılarımı da yer vereceğim. Üçüncü, yazıyor musun şarkı? İşte söz yazıyorum. Müziğini de bir arkadaşım var, onunla birlikte yapacağız. Tabii ki bunu albüm, kendi albümümde toplam. İşte cover olacak, kendi söz şarkılarım olacak. Üçüncü albümü düşünüyorum. İkinci tekrar bir böyle hareketli bir parça. Herkes slow oku, slowları çok güzel okuyorsun diyor. Doğru. Yani tabii ben dinledim tıpış tıpış şarkının bitmiş halini. O da güzel ama tabii canlının yerini aslında söylerken hiçbir şey çıkmıyor. Yani tabii şu anda yani söylediğin aslında gerçek sensin şu anda. Evet. Sağ olsun Mete Çelik de. Oradaki sahte Gamze'ydi diyormuşum. Ama görüyorum ki hala heyecanın var yani değil mi? O sizden kaynaklanıyor aslında. Benden mi kaynaklanıyor? Hayır, Allah Allah. O da ben çıkayım Mete Bey sizi röportajı. Yok aslında heyecanım yok. Mutluyum. Yani mutluluğum herhalde heyecan olarak mı gözüküyor? Tabii, tabii. Yok ama heyecan güzel onun için söylüyorum. Çünkü mesela bu heyecan olmasa ben, zaten bundan 3 gün önce 4 gün önce bir konser vardı. Yıllardır sahneye çıkarım. Yani hakikaten dünyada
çalışmalar yaptım. Gittim şarkı söyledim. Bütün devlet başkanlarının önünde şarkılar söyledim. Ama geçen akşam çıktığım konserde çok heyecanlandım. Gerçekten. Acayip bir heyecan vardı ve heyecanım beni yani hem gölgeledi ama tabii yani sonuçta performansım hep aynıydı ama insanın o heyecanı kalmazsa zaten hiçbir şey kalmıyor. Evet. Yani sonuçta geriye bir posa kalıyor insanda. Sonuçta ben bir de yeniyim daha. Tabii senin çok bu sene kaçıncı yani böyle bir şey sahneyle tanışma. Hani sahneyle. 7 yaşındaki müzik eğitimi falan orayı demiyorum ama geçiyoruz. Sahneye böyle çıktığın, işte ben şu gün çıktım dediğin kaç sene oldu? Yani 5 sene diyelim. 5-6 sene oldu. Daha çok bebeksin ama ya. Yani. Bebek. Daha bebek adımları. Minnacık bebeğim. Tabii ama gerçekten. Yani çünkü 5 sene çok az bir süre. Geçen bir şey vardı. Sevgili Ahmet Kurtaran abimiz şey dedi, ya dişçiye giderken dişçinin tecrübelisini ararsınız. Mimara giderken mimarın tecrübelisini ararsınız. İşte mühendisin tecrübelisini arar, avukatın tecrübelisini ararsınız. Şarkıcıya geldi mi tecrübeli şarkıya, şarkıcıya şeyiniz, tahammülünüz yok. Çok doğru. Evet. Çünkü Türkiye'de tecrübe kazandıkça zaten yaşlanıyorsun. Yaşlı sanatçı ya da yaşlı müzisyeni insanlar garipsiyorlar. Aslında değil. Yani yaşlı bir futbolcu iyi bir futbolcu değildir. İyi oynayamaz ama yaşlı bir müzisyen ya da yaş almış bir şarkıcı, bir müzisyen her zaman geçerli olmalıdır. Bizde maalesef bu yanlış işliyor. Çünkü Amerika'da Tom Jones hala şarkı söylüyor. Evet. Engelbert hala şarkı söylüyor. Frank Sinatra yaşasaydı hala şarkı söylüyor olabilirdi. Yani maalesef bizim ülkemizde hani bir sınırı geçtiğin zaman futbolcular gibi tamam artık sen oynama diyorlar. Ama şimdi yavaş yavaş o şey kırılıyor. Özellikle 90'lardan başladı. Evet. Şu anda 90'lar en revaçta şarkıların olduğu, en revaçta şarkıcıların olduğu ve insanlara hem hüzün hem neşe aşılayan zaman dilimi oldu 90'lar. Ve herkes onlardan feyz alarak bazı şeyler yapmaya başladı. Ve 90'lı yılların sanatçıları da şu anda yeni yeni çıkışlar arıyorlar ve yeni yeni çıkışlar buluyorlar. İşte böyle hani kafanda ya ben şununla bir düet yapsaydım hayatım benim kaçırdım. İçin çok iyi olurdu. Dedim. Çok istediğim biri vardı. Harun Kolçak. Harun Kolçak. Onun albümünde ben de yer almak istemiştim. Korkuyorum parçasını. Çok severim. Bütün şarkılarınızı çok seviyorum ama o şarkıya ayrı bir... Güzel şarkıdır. Koysaydı bugün en azından o yoktu. Sen kendini söylerdin. Ha? Okuruz yine yani. Yok, ben sen, okumaya meyilliyim. Sen bence yine bir şarkı buradan... Sevgili Buğra Uğur'un bir şarkısı var. Onu okur musun? Nilüfer'in söylediği. Hangisi? Kavak Yelleri. Tabii ki. Buğra Uğur bizim... Buğra benim asker arkadaşımdı. Allah rahmet eylesin. Mete'nin de grup arkadaşıydı. Buğra Uğur sen biliyor musun? Anlatmıştım belki ama... Buğra bizim birliğimize şeyden geldi. Eurovision'da 0 puan çektikleri Çetin Alp... opera şarkısıyla yarıştıkları ama 0 puan çektikleri yarışmadan sonra geldi. Ankara Mama. İşte Buğra Uğur kim demişler. Bu büyük bir ihtişamla çıkmış. Öyle. Buyurun benim. Ulan utanmadım mı 0 puanla ülkemizi mahvettin diye. Adam daha girer girmez birliğe. Böyle bir yıkım yaşamıştı. Ama dünyanın en tatlı adamıydı. Allah gani gani rahmet eylesin. Bugün de abire rahmet diliyoruz. Hakikaten evet, ölen arkadaşlarımızı anıyoruz. Hayatta kalanlara da uzun ömür diliyoruz. Yani artık eksilmesin aramızdan. Gerçekten bu sene acayip çok gitti. Bu sene, bundan önceki sene. Tabii sırası gelen gidiyor mutlaka ama. Yani ne kadar az olursa o kadar iyi olur. Evet seni evet. Dinliyoruz. Delilik biliyorum, senle olmak delilik, takılıp kaldım, karşı koy.
yaşanan yıllarım senden çok daha fazla. Hüzünlerim alır gider sevinçlerimi. İçimde yılgın rüzgarların ayak sesleri. Sende daha yeni yeni kavak yerleri. Doğrusu yanlışı, ağrısı sancısı, ne varsa yaşanacak. Gözyaşı, ayrılık, pişmanlık, dargınlık, hepsi benim olacak. Doğrusu yanlışı, ağrısı sancısı, ne varsa yaşanacak. Gözyaşı, ayrılık, pişmanlık, dargınlık, hepsi benim olacak. Al beni, sarıl bana, beni koru kollarında, korkuyorum. İçimde yılgın rüzgarların ayak sesleri. Sende daha yeni yeni kabak yerleri. İçimde yılgın rüzgarların ayak sesleri. Sende daha yeni yeni kabak yerleri. Kaçmayı çok denedim, ansızın bu sevgiden kaç kere yenik düştüm. İstemeyin bunu benden, sarhoş tutkularım koynunda, ben bir deli. İş işten geçti artık, dönemem geri. İçimde yılgın rüzgarların ayak sesleri. Sende daha yeni yeni kabak yerleri. Doğrusu yanlışı, ağrısı sancısı, ne varsa yaşanacak. Gözyaşı, ayrılık, pişmanlık, dargınlık, hepsi benim olacak. Doğrusu yanlışı, ağrısı sancısı, ne varsa yaşanacak. Gözyaşı, ayrılık, pişmanlık, dargınlık, hepsi benim olacak. Al beni, sarıl bana, beni koru kollarında, korkuyorum. İçimde yılgın rüzgarların ayak sesleri. Sende daha yeni yeni kabak yerleri. İçimde yılgın rüzgarların ayak sesleri. Sende daha yeni yeni kabak yerleri. Kendim. Damarlardan kanımız akıyor. Kendimizi yırttık. Bu dönemin şarkıları çok güzeldi gerçekten. Evet. Şimdi de ayrı tabii güzellikleri var. Çok kitap okur musun? Okurum. Ne tarz kitaplar? Kişisel gelişim adına. Hı hı. Doğan Cüceloğlu'nun İçimdeki Çocuk kitabını okudum. Şimdi Merve Öztürk'ün, hı hı, kızına yazmış olduğu bir kitap var. Çok tatlı, Melina. Hı hı. Senin hikayen miydi?
kitabın adını şu an tam hatırlayamadım. Hı-hı. O kitabı okuyorum. Seni Beklerken kitabın adı. Kişisel gelişim ilgini çekiyor demek ki. Evet. Yani kendimi peki, geliştirmek yani kendini adına. Geliştirmek adına mı okuyorsun? Hı-hı, yoksa ben yani şey, birileriyle konuşurken onlara bir şeyler aşılayayım ya da bir şeyler onun hani onun yarım olan, hem eksik olan tarafını tamamlayayım gibi. Hem ekran için aslında okuyorum. Hı-hı. Diksiyonum düzgün olsa tabii bugün çok heyecanlandım. Ben anlamadım. Arkadaşım da mesaj atmış. Kızım sen böyle değildin. Her zamanki yaptığın şeyler yani hadi. Diyor. Ya olur insan gerçekten ben de oldu işte geçen saçmaladım hatta şöyle buradan da günah çıkarayım. Kadın Eserleri Kütüphanesi kuruluyor. Onun için bir konserdi. Ben Kadın Eserleri Müzesi dedim. Tabii sonra başkan geldi dedi ki beni görünce müzelik olduğumu anlamışsın dedi. Yani tabii böyle bir şey yok. Bu sonuçta bir şey. Ya insanın sonuçta heyecan olacak. Yok, zaten işte heyecansız bir şey olmuyor. Peki o kişisel gelişim sende bir şeyler fark yarattı mı? Yani okuduğun şeyler ne bileyim yani ben bunu bilmiyormuşum, bunu öğrendim, bunu yapabilirim gibi böyle kendince kendini tarttığın şeyler oldu mu? Tabii ki kendimi bayağı bir eskiye nazaran daha çok oturaklı, mantıklı düşünen öyle iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum. Zaten bu sektörde de gerekiyor. Peki bir şey söyleyeceğim. Yani daha önce ben kişisel gelişimimi tamamlamamışım mı gibi yok, aslında şey. Yaşadığımız çünkü şeyler hayır, yani diyelim. Şimdi, yaşaya yaşaya öğreniyoruz bir, aslında. Kitaptan okuyarak değil. Yaşadığımız bazı kötü anılar diyelim ya da iyi şeyler insanı geliştiriyor. Hayır, ben de o kadar çok kitap var ki bunun üzerine. Yani ya, kimi okuyacağını insan şaşırıyor çok. Ama yani aşk konusunda, aslında en iş doğrusu konusunda. Herhalde kendi kendine bulmak bazı şeyleri ama tabii kitap ben bazen de, yol gösterici olabiliyor. Kitap yol gösteriyor ama fakat ben yaşadığım şeylerden dolayı daha çok olgunlaştığımı düşünüyorum. Özellikle bu Tıpış Tıpış single'ına girerken yani bir heyecanla başladım fakat tepe taklak oldum ama tekrardan dikilmeyi böyle adam yani aslan gibi ayakta durmayı öğrendim diyeyim. Peki buna yani yumruk yedikçe güçlenen boksör gibi mi? Aynen ha? Öyle. Yani hırslanıp kalkıp ya ben şimdi senin var ya diye. Ha, öyle ya bir o şey kadar çok laflar duyuyorum ki yani işte Gamze mi? Gamze yapamaz. İşte beni yıldırmaya çalıştılar. Özgüvenimi çok kırdılar. Ondan sonra kimse bu kızı yıldıramayacak. Kimse beni yıldıramaz. Yani tabii bu hep başımıza gelen şeyler de sonuçta tabii sen herhalde çok etkilenmişsin. Çok etkilendim, çok üzüldüm, ağladım. Ama neye yarar? Sonuçta yine ya, ayaktayız yani. Ya, yani ayakların üzerinde durabiliyorsan. Yıkılmadım, ayaktayım. Ya. Dertlerimle baş başayım. Mahsun'u da buradan sevgiyle anıyoruz. Yani tabii ki yıkılmamak çok güzel, ayakta kalmak çok güzel. Ve bir takım kendini tanıyarak bazı şeylerini yok etmek çok güzel bir şey. Bunu da hayat bize hep öğretiyor zaten. Yani hani ben hep şey söylerim. Ya bir gün bu meyveyi ağaçtan hangi adam aldı yedi de bunu artık herkese tavsiye ediyorum. Herkes yiyebilir dedi. Ya da işte ne bileyim bu sebzeyi kopardı adam bundan nasıl bir yemek yapmayı öğrendi gibi hep kendi kendime bunu sorarım. Demek ki işte hayat o gün aç kaldı adam onu dedi ki dur bakayım bir koparayım burada bir şey var. Onu yardı bir şey yaptı içine bir şey koydu falan yemek yaptı ilk yemekler falan böyle doğdu. Ya da bağırdı bize sonra öğretildi yani ruhumuza girildi. Yani mutlaka bir şeyler var insanı dik ve dinç tutan ve hayata karşı hep dirençli olmasını sağlayan bir şeyler var. Onu da öğreniyoruz ama kısa bir aradan sonra daha çok öğreneceğiz. Daha çok
Ben bal arısı gibiydim senden önce. Bak pervanelere döndüm seni görünce. Yana yana kül olsam her an, yine de senden ayrılamam. Bin yıl yaşasam yine sana doyamam. Yana yana kül olsam her an, yine de senden ayrılamam. Bin yıl yaşasam yine sana doyamam. Sana gönlümü verdim ey nazlı güzel. Seni almazsam gözlerim açık gider. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Yoluna adadım ömrümü ben, gel kaçma güzel. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Yoluna adadım ömrümü güzel. Ben bal arısı gibiydim senden önce. Bak pervanelere döndüm seni görünce. Yana yana kül olsam her an, yine de senden ayrılamam. Bin yıl yaşasam yine sana doyamam. Yana yana kül olsam her an, yine de senden ayrılamam. Bin yıl yaşasam yine sana doyamam. Sana gönlümü verdim ey nazlı güzel. Seni almazsam gözlerim açık gider. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Yoluna adadım ömrümü ben, gel kaçma güzel. Bana hayat seni sevince güzel. Yoluna adadım ömrümü güzel. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Yoluna adadım ömrümü ben, gel kaçma güzel. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Sana gönlümü verdim nazlı güzel. Sana gönlümü verdim nazlı güzel. Sana gönlümü verdim nazlı güzel. Çok güzeldi. Şarkıya bak, asaletine bak ya. Vallahi sevgili Özdemir Erdoğan, muhteşem bir şarkı. Yıllarca da söylüyoruz, hep sahnede söylüyoruz, her yerde söylüyoruz ve insanlar İnanılmaz seviyorlar bu şarkıyı. Ben yazın evet. Bodrum'da otellerde konser yapıyorum. Bu şarkıyı söylediğimde insanların tepkisi, demek ki güzel, hani bir konuşuyorduk ya, yani yerini bulma ya da işte hak ederek bulma. Yani bu şarkı... Bunlar hiç eskimeyecek şarkı. Bunlar eskimeyecek. Bunları çocuklarımız da söyleyecekler. Onların çocukları da söyleyecekler. Klasik bunlar yani. Benim de en büyük arzularımdan biriydi mesela. Bir iki tane besteci var. Onların şarkılarını mutlaka albümümde, onları albüm olarak yapmak istiyorum. İleriki yıllarda ömrüm yeterse ya da işte İnşallah. Bu sesim beni taşırsa Allah hala sağlık versin. Mutlaka yapacağım yani. Hani sen... Beraber de bir proje yapalım bence. İnşallah. Niye olmasın? Olur. Bence olur. Olur tabii ya. Proje ben... Emel Erdal gibi Gamze Erdal olur. O işte Emel Erdal bir kere oldu, bitti yani. Ama tabii sonuçta bizim ilk resmimizdi o. Ve o ilk resim de güzel bir resimdi. Yıllarca da kimsenin hafızasından silinmeyecek yani. Sonuçta biz ne olursak olalım, nereye gidersek gidelim, Emel ayrı, ben ayrı. Hep Emel Erdal diye anılıyoruz. Yani sonuçta bu ilk resim gene çok sevdiğim Atilla Özdemiroğlu. Yani rahmet eylesin, gene şey, o bizi birleştirmişti.
Güzel bir projeydi o. Misyonunu tamamladı, bitti. Şimdi yeni ufuklar var, yeni güzel şeyler var. Yeni albüm var benim bu arada. İşte ben de onları yavaş yavaş toparlıyorum. Sevgili Mete de o albüme katkıda bulundu. Hı-hı. Hem beste hem aranje olarak. Yani sen bu arada da böyle bir heyecanlısın. Yolculuk var değil mi? Evet. Ege'ye saat doğru. Saat yaklaştıkça ben böyle... Ya belki de heyecanım ondan dolayı olabilir mi acaba, bilemedim böyle bir. Ha, program heyecansız şey. Şaka yapıyorum. Yolculuk vardı onun için. Sizin uçağa gibi birbirinden değerli müzisyenler. Korkar mısın uçağa binmeye? Hayır, hiç. Yok, korkmam. Bazı insanlar öyle korkar, bazı arkadaşlar. Korkuyor musunuz? Aa. Biliyorum ama korkuyorum. Tedirgin biniyor tabii yani. Ya oluyor. Ya, ama heyecan yok. Düşecek benim, mi acaba gibilerinden? Benim başıma bu yolculuk deyince şöyle bir şey geldi. Çok kısa anlatıyorum. Programın sonuna doğru geliyoruz çünkü seni daha şarkı söylemeni istiyorum. Bir gün Antalya'dan Ankara'ya geldik konser için. Ama konseri kaçırdık. Tabii Ankara'ya yakın bir yerdeydi. Şey yaptık, bitmiş festival. Neyse ben akşam Antalya'ya döneceğim tekrar uçakla. O yüzden taksiye dedim ki bas gidiyoruz Ankara Havaalanı'na. Taksi bastı artık yolda bana Afakan geldi. Dedim ki öleceğiz kardeşim, tamam bırak istemiyorum dedim. Yani gidelim, şansımız da bulursak buluruz, bulamazsak. Sonra Ankara'da havaalanına girdim. Baktım uçak kalkmamış. Allah Allah falan. Tam biletimi uzattım. İnşallah bir dakika. Benimki de. Bir dakika dediler. Sonra iki tane dua ediyorum. İki tane memur geldi. Erdal Bey, siz aşağı alabilir misiniz? Ne oldu? Bir ihbar var, uçağı kaldırmadık diye. Sizden dolayı. Tamam mı? Şimdi tabii ben yetişemeyeceğimi anlayınca menajerim bir ihbar yapmış. Uçağa en son gelen de alınmazmış. Onu bilmiyorum tabii. Sonra, şimdi beni iyice korkuttunuz. Sonra benden sonra biri daha geldi Allah'tan. Kaldım, denizliğe gidemiyorum. Biri daha geldi benden sonra. Dediler ki sizi de alalım. Sonra ben tabii böyle feveran ediyorum. Ya bende hiç öyle tip var mı falan. Dediler ki abi sakinleş, hani öyle bir şey yok. Suçlama değil bu ama yani hani kural bu diye. Sonra neyse anlayışla karşıladılar, şey yaptılar. Akşam döndüm Antalya'daki işime yetiştim. Yani senin için böyle bir şey yapamayacağız. Kusura bakma. Buradan siz arayın. Şanssızlığın bugünkü programa katılıp buradan da oraya gidiyorum. Akşam işim var. Akşam evet, çalışacaksın akşam yani. Salı akşamı. Salı, çarşamba. İyi maşallah. Denizli. Güzel. Seni tabii geç bırakmayalım ama senden bir şarkı daha istiyorum. O zaman. Ben bol bol şarkı okuyayım ya. Ben hiç konuşmayayım aslında. Ha, niye? Güzel konuşuyorsun. Keyiflisin aslında. Evet, çok keyifliyim. Yani yüzüme yansıyordur. İnşallah bir gün yine karşılaşırız böyle bir programda ya da bu programda. Memnun kaldıysanız tekrar çağırsanız gelirim tabii. Biz memnun kaldık. Bu arkadaşa bir şarkı daha söyle. Tutamam ya, nasıl gizledim. Ele sustum, içime söyledim. Gizli aşk bu, hiç kimse duymasın. Sapamam ya, yolu özledim. Hayal seçemem ya, seni özledim. Ah be, hiç haberin yok. Eş dost, biz gama düşeceğiz. Sen durma, koysa ki içeceğiz. Ah be, hiç haberin yok. Eş dost, biz gama düşeceğiz. Sen durma, koysa ki içeceğiz. La 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 la
kaçamam da nasıl giderim? Bende hal yok, bahane bu. Hayat mani, lakin önümde var akşamı. Sen durma, koysa ki içeceğiz. Hiç durma, koysa ki içeceğiz. Sıla'nın çok sevmiş olduğum bir şarkısı. Sanki. Güzel bir şarkıydı. Sporla aran nasıl? Sporla aram şu sıralar yapamıyorum. Parmaklarım oynatıyor. Hiç yapmadın mı spor? Yaptım. Yaptın. Zaten ben 2009 senesinde bayağı bir kiloluydum. Hadi ya. Yani çok kilolu demeyeyim de yani arkadaşlar, balık etliydim. 2009 senesi resimlerini bul. Darınarın. Bir şeyler. Şey mi? Obez miydin böyle? Hayır. Ha. O kadar değildim. Ya, hiç o kadar olmadım. Ya yani o kadar yine kiloluydum ki diyorsun. Yani ki yine şimdi vardı kilom ya. Annem bana söylüyordu, kızım çok kilo aldın, çok kilolusun, zayıfla falan. Çok ben yemeği sever misin yani? Ya yemeği yemekle herkes sever. Yemekle aram iyi mi yani? Yemekle aram iyi. Çok güzel yemek yaparım. Valla? Tabii. Ne, yani mutfağa giriyorsun yani. Giriyorum, evet. Ama zaten o yüzden kilo alıyorum. Ya kilo herkesin sorunu yani. Şu kiloyu yapan faktörler var ama spor yapmadıkça evet, yemeği de çok yedikçe salıyorsun tabii kendini. Şey. 20 kadar kilo verdim. 20-21 kilo. Hı-hı. Bayağı yani. O zaman evet, şu anda 60 kiloyum. Hı, o zaman 80 kiloydun. Evet. Birinci derece obezmişsin yani. Yani ya hayır, demeyelim. Onu niye obezsin diyorum biliyor musun? Ben de çünkü tartıldığımız zaman o yeni cins tartılarda işte ellerini açıyorsun, evet, ayaklarını falan. Çıkınca o zaten diyor, sen birinci derecede obezsin diyor. 80'in üzerine çıktıysan ya da 90'ın üzerine. Ben zaten yani o tartıya çıktıktan sonra, o rakamı gördükten sonra böyle ding dedim. Senin 80 düşünemiyorum ya. Yani 80 kilo bayağı bir kilo yani. 80 kilo ama biraz etim sıkıydı galiba. Çok fazla göstermiyordum kilomu. Peki yani bulursam aslında sizi telefonumda da yok ama yayından yok, sonra o gün, o günleri unut o zaman. Zaten şöyle bir şey var. O kilolu günleri tabii hep yanında saklayacaksın sonuçta oraya dönmeyeyim diye ama. O kilolu dönemim de nişanlılık dönemime denk gelmişti. Sonra nişanlımdan ayrıldım, kendime bakmaya karar. Kendini yemeğe verdin yani. Hayır. Ha, onunla bakmaya. Onunla birlikteyken ha, adam yiyordum homili gırtlak. Adam ayrılsın diye mi yaptın, ne yaptın? Adamdan ayrıldıktan sonra kendime geldim. Dedim ben spor yapacağım, yememe dikkat edeceğim. Bayağı bir yavaş yavaş kilo vermeye başladım. Zaten 2 senede bir 20 kilo verdim. O da kalıcı oldu. Şu anda 2-3 kilo oynuyor. Ondan sonra tekrardan iniyorum. Pilates yaptım. Yediklerime dikkat ettim. Hayatımdan kötü şeyleri çıkardım. Patates kızartması çok severdim. Kola içerdim. Kola içmiyorum. Ciddi iki şeyi çıkarmışsın hayatından. Evet, yani patates, meyve suyu falan hiç. Artık su ve soda. En güzeli. Yani demek ki aslında tabii sağlığa şimdiden bakmak lazım. Evet. Çünkü ileri yaşlarda ciddi problemler yapmaya başlıyor. Ama ben en azından bir yürüyüş yapman gerekiyor değil mi? Yapıyorum. Yani? Yürüyüş yapıyorum. Zaman buldukça diyeyim. Aslında Denizli'ye gittiğim zamanlarda zaten gündüz boş oluyorum. Yürüyorum. Bayağı ya, bir. Yani şimdi yürümenin ne kadar önemli olduğu şimdi yürümek anlaşılıyor. Önemli, evet. Biz tabii hepimiz arabalara bağlanmışız, bağlanmış gibi yaşıyoruz.
Yani ben ciddi yürüyüşçüyüm yani, iyi yürürüm ben. Ama bir dönem çok kilo aldım mesela, Amerika'da kaldığım müddetçe. İçtiğin su yarıyor diyorlar ya, evet. Doğru hakikaten, her şey yarar. Vitaminli. Hı hı. Buraya 93 kilo, hatta pardon 97 kilo geldim. Yani bir ay parçası gibi geri döndüm. ben tabii yani ciddi kilo sorunu vardı. Ama tabii bakmak lazım. Tabii yani eskiye vücuda... dönmemek için kendimize bakmamız şart. Sigara içiyor musun? Sigara kullanmıyorum, hiç sevmem. Alkış. Sigara sigara kullanmayana alkış yapıyoruz vallahi. Hiç çok... kullanmadım. Gerçekten ne güzel, harika. Bir kere denedim, acaba arkadaşlarım içirmeye çalıştı. Üfleyemedim bile yani, düşünün. Kendi içimde boş dumanımla zaten, boğuldum. Zaten gerekli bir şey değil sigara. Aynen bence. Yok yani, içebiliyor musun diye merak değil etti mi? Arkadaşlarım, denedim. Peki o zaman yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Bir şarkı daha söylemek ister misin? Ya da senin istediğin şarkıyı ben mi söyleyeyim? Hani evet, az önce gittin gideri dedin ya. Onunla hem seni uğurlayalım tamam. Şey olarak. Çok teşekkür ediyorum misafirperverliğiniz için. Yani şöyle söyleyeyim. Bazı insanlara yolun açık olsun demek adettendir ama ben gördüğüm kadarıyla ışığın çok iyi. Teşekkür ederim. Ve kalbinin iyi olduğunu zaten kanaat getiriyorum. Çünkü müzik yapıyorsun. Müzik evet. Yapan insanın kötü olması gibi bir şansı yok. İnşallah bundan sonra çok daha güzel yerlerde, daha iyi konumlarda, hep kendini aşarak daha iyi olmanı diliyorum. Çok yani, teşekkür ediyorum. Çünkü bu işe emek veren insanların hep çok iyi olması şu anda, gerçekten. Tek dileğimiz. Sizden bunları duymak benim için. Ya ben sadece dilimin döndüğünce bir şeyleri dile getirmeye çalışıyorum ama sonuçta bir emektir. Bir evet. Hayatınla ilgili bir şey karar veriyorsun ve o emeğini de hayata geçiriyorsun. O senin bir şeyin, eserin ve ürünün. O ürün inşallah bol hasatlı olur. İnşallah. Sen de istediğini alabilirsin. İnşallah. Gittin gideli sözü müziği bana ait bir şarkıydı. Mete hemen girelim. Gittin gideli acılardayım, yapayalnızım, çok özledim. Gittin gideli güneşin tadı, sevdanın adı, bende hal kalmadı. Seni özledim, gittin gideli, değişen bir şey yok şimdi. Buralarda ben hep aynı benim şimdi. Sen sakın meraklanma. Gittin gideli, değişen bir şey yok şimdi. Buralarda ben hep aynı benim şimdi. Sen nasılsın uzaklarda? Gittin gideli, gittin gideli, gittin gideli. 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 Gittin gideli, dualarımı duyarsın diye sana yolladım. Dualar edin, ben hasretime delice duygular yaşayıp içinde seni bekledim. Gittin gideli, değişen bir şey yok şimdi. Buralarda ben hep aynı benim şimdi. Sen sakın meraklanma. Gittin gideli, değişen bir şey yok şimdi. Buralarda ben hep aynı benim şimdi.
sen nasılsın uzaklarda? Gittin gideli, gittin gideli, gittin gideli. Gittin gideli, gittin gideli, gittin gideli. Gittin gideli, değişen bir şey yok şimdi buralarda, ben hep aynı benim şimdi. Sen nasılsın uzaklarda? Gittin gideli, gittin gideli, gittin gideli. Gittin gideli, gittin gideli, gittin gideli. Gittin gideli, gittin gideli, gittin gideli. Gittin gideli, gittin gideli, gittin gideli.